Daha iyiymiş bu arada ya. Vay. Gayet güzel abi. Ben yanlış park eden insanların ceza almasına kesinlikle karşı değilim dostlar. En nefret ettiğim Ben de değilim abi. trafikte iki şey vardır. Birincisi yanlış park edenler, arabanın yolun ortasına park edenler, şerit kuralını ihlal edenler. İkincisi ise sinyal vermeden dönenler. Bir tane Sinyal daha var. vermeyenler Bir tane daha kesinlikle. var. Bir tane daha var. Üçüncüsü de var. O da sinyalle alakalı. Sinyal verdiğinde yol kendisinin zannedenler. Örnek veriyorum. Adamın tam arkasında gidiyorsunuz. Aranızda 5-10 metre var. Adamı sol diyeceksiniz. Siz adamı sollarken sola sinyal veriyor ve sola geçiyor. Ulan salak, madem sola geçecektin, benim seni sollamamı mı bekledin? Geçeydin ya önceden. 500 metre adamla arka arkaya gidiyorum. 1 kilometre adamla arka arkaya gidiyorum. Adam sola bir türlü geçmiyor. Ne zaman benim sola geçesim... Allah belanı vermesin. Bütün suyu üzerime döktüm. Sakin, sakin. Ay, Neyse. sakin. Tam adamı geçeceğim, sinyal veresi geliyor. Bu nedir ya? Ama görmek ist Bu koltuk mahvoldu bu arada. tahmin edebiliyorum şu an. Tamam. Neyse silmeyeceğim. Böyle kalsın. Bu da bana ceza olsun. Yayın sonuna kadar götüm ıslak kalsın ki hasta olayım. Seçeceğimiz şeylerden bir tanesi de tuvalet haritası. Evet. Tuvalet haritası. Tuvalet haritası ne ya? Götümüzün yerini mi gösteriyor? Ya Ha salak. Böyle kalabalık yerlerde size en yakın Sıçmanız için yol gösteriyor bir kroki. tuvalet Şuraya bu sıçacaksınız. çok mantıklı ama. Ve açık Türkiye'de gerek yok kanka, ağaçlıklar diye bir şey var yani. veya kapalı tuvaletleri işte böyle gösteriyor. Arkadaşlar Türkiye'de göremeyeceğiniz şeylerden bir tanesi de bu geldiğim restoran. Bu geldiğim Abi restoran var Türkiye'de ya. restoranlarda Özelliği sadece kızlar neymiş? çalışıyor ve seksi. Ne? Neymiş? Arkadaşlar Türkiye'de göremeyeceğiniz şeylerden Sadece kızlar çalışıyor ve seksi kızlar çalışıyor. Seksilik çok Allah göreceli. Allah. Tanesi de bu geldiğim restoran. Bu geldiğim restoranlarda sadece kızlar çalışıyor ve seksi kızlar çalışıyor. Servisi onlardan alıyorsunuz. Ben de birazdan seksi kızları sipariş vereceğim. Ya We tamam. want wings. Hot Buna kim karar veriyor peki ya? İş alınırken. Çok saçma bu arada. Aynen iş alınırken nasıl karar Evet. veriyorlar mesela? Hani affedersiniz de aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bir odaya alıp böyle kontrol mü ediyorlar? Ne kadar seksisin, bir dön bakalım falan. Oğlum garsonluk yapıyor lan. Alt tarafı acıkmış bir insana hamburger götüreceksin be. Thank Yeah, no. No drink. No drink? Yeah. Just the Yeah. Aa çok saçma. Çok saçma. Yalnız var ya gerçekten yani hani biraz toplumsal bir kanal olduğumuz için toplumsal konular hakkında konuşan bunun hakkında da konuşabiliriz aslında. Yani bu cidden kadını objeleştirmektir dostlar. Ciddi manada. Tam Yani anlamıyla o hatta. bu nasıl biliyor musunuz? Hani eski tarihlerde mesela antik Yunan'da böyle krallar falan buluşurken böyle saraylarda çevrelerindeki onlara hizmet eden işte ne bileyim yemeğini getiren bir ihtiyacınız var mı diyen kadınlar da böyleymiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani hani obje yani bildiğin obje. Bunların da yaptığı şu anda çok farklı bir şey değil bence. Aynı mantık, tamamen aynı mantık. Yani seksi bir kadından yemeğini almadığında yemek yemiyor mu? Ya daha mı lezzetli oluyor? Yani ne Ne alakası var? alakası var? Yemek yemeye gidiyorsun. Video fikri. Evet, güzel fikir. Bunun hakkında bir video yapabilirim arkadaşlar. O devlet nasıl bunu fark etmiyor? Kanka Amerika dediğin yer dünyanın en büyük porno sektörünün olduğu, fuhuşun neredeyse yasal olduğu tek ülke olabilir dünyada. Amerika'dan bahsediyor. Yani onu söyleyeyim size. Devlet bunu fark etmiyor derken. Yani sokakta affedersiniz de pornografik bir film çekseniz bile bir şey demezler yani. Siparişlerimiz güzel bir hanımefendiden geldi.
ağır sapıksın hayret. Tamamen teşhir ya. Tamamen teşhir yani. Yani orada çalışanlar olsun, oranın yönetimi olsun, suçlu gidenler de onlar kadar suçlu. Çünkü neden? Arz talep meselesi. Mesela burayı boykot aynen etseler, biz buraya gitmeyeceğiz işte, hani insanları objeleştirmeye hakkınız yoktur gibi şeyler söyleseler, kimse gitmeyeceği için teknik olarak o dükkan kapanacak. Aslında giderek bir nevi onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. Amerika'da yaya geçitlerinde sadece sağdan sola veya soldan sağa değil, düz değil, çapraz yaya geçitleri de var. Şu anda ondan geçiyoruz. Çok da mükemmel bir şey değilmiş yani. Çünkü biz yaya geçitlerini kullanmıyoruz. Biz direkt ortadan doluyoruz abi. Direkt ortadan, şuradan geçiyor. Arkadaşlar, Amerika'da cupcake ATM'leri var. Gördüğünüz gibi bu. Gecece nasıl ya? Bak, cupcake kanka. Kek. Cupcake. Oğlum, ATM'den kek mi alınır abi? Kanka, Amerika'da sadece cupcake değil, 10-20 metrede bir, özellikle büyük şehirlerde yemek alabileceğin otomatlar var. Yani geçen bir video yapmıştım obez manken odurulama alakalı. İzlemişsinizdir zaten. Aynen. Dostlarım da izlemiştir. Orada bile söyledim. Yani bu fikirlerin hepsi Amerika'dan çıkıyor. Çünkü nüfusun %45'i obez. Neredeyse yarısı. Yani 3'te 1'inden daha fazla. 3'te 1.5'u, 3'te 1.75'i obez. Obez olmasının sebebi bu işte, anasını satayım. Bu işte. Taze değil, sağlıklı da değil. Tatlı istedim mesela. Gelip buradan dükkan kapalı da olsa ATM'den cupcake yiyebiliyorsunuz. Şu anda gündüz. Benim canım gündüz çekti. Gündüz alabiliyorsunuz. Hemen deneyelim. Gelin. Açıyoruz burayı. Yani şu ana kadar gösterdiği şeylerin büyük bir çoğunluğu bu arada Türkiye'de yok diye, hani Türkiye bir şey kaybetmiyor. Onu söyleyeyim. O kadar da amşan bir şey göstermedi şu ana kadar. Hepsi bu bir dahil. Bir ayrıcalık değil yani. Değil kanka, ne ya? Cupcake otomatı. Ne kadar aa. Hayatımda çok şey değişti. Hayat şu an var ya, anasını satayım. Bu yok. Ben bu ikiden gideceğim. Şu an bu yok diye gidiyorum kanka. Olmaz böyle bir şey yani. Nasıl cupcake otomatı yok? Ben güne white chocolate mokasız ve cupcake'siz başlayamıyorum anasını satayım. Türkiye'nin avantajı şu dostlar. Diğer ülkelere göre. Avrupa'da yaşayan akrabalarınız varsa sorabilirsiniz. Chat'te de mutlaka vardır. Avrupa'nın birçok yerinde, Amerika'dan bahsetmiyorum, 7'den 8'den sonra hayat bitiyor. Yani her yer kapalı. Bakkallar kapalı, sigara veya ne bileyim bir içecek almak için petrole gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ama Türkiye'de öyle bir sorun yok. Türkiye'de zaten pandemiden önce, Kuşadası'ndan bahsedeyim, İstanbul'da da yaşadım. Yani Akdeniz, Mersin'de de yaşadım. Abi zaten 12'de 1'de falan tatlıcı açık bulabiliyorsunuz. Yani çok da şey değil. Yani bulabiliyorsunuz. Dokunduk. Mesela canım muzlu ister değil mi? Bakın seçiyorum. Tamam. Bir tane. Bastım. $4.5 aldı bu arada bir tane muzu. Az muz da değil yani. Dolar hesabı da az değil. Muz mu muzlu mu cupcake? Muzlu. Ha, bir tane muz $4.5 olmaz herhalde. Yok, cupcake, muzlu cupcake. Evet, geliyor, şu anda geliyor. O içeriden görüntü maşallah. Aa. Ya teknoloji güzel, eyvallah. Evet. Ama hani hayat kurtaran bir şey olduğunu da düşünmüyorum. İçeride birisi mi hazırlıyor, gönderiyor, yok, kutuyor? Otomatik. Yapay yoksa zeka. Cupcake'ler hazır mı? Yok kanka, yapay zeka ya. Yapay zeka. Ha, Cahit zaman... Onur bir tane elmas göndermiş. Adana'da gece 1'de şırdan veya tatlı bulursun. Kanka Kuşadası'nda yaşıyorum, Kuşadası'nda da öyle. Bu arada şırdan yemiş miydim hayatımda ya? Yemedim ama ben yemek istiyorum bu arada kanka. Kanka yani güzel ama yemezsen de çok bir şey kaybetmezsin. İçinde bulguru var değil mi kanka? Evet evet, pilav. Baharatlı pilav var işte. Midye'ye benziyor mu tadı? Yok, benzemiyor. Ha, benzemiyor. Daha baharatlı. Anladım. Daha baharatlı. ATM. Abi tadı çok güzel. Vallahi ben denemek istiyorum ya şırdanı. Hani görüntü olarak çok iç açıcı olmasa da, bu espriyi yapmak istemiyorum ama, çok iç açıcı bir görüntüsü olmasa da ben denemek istiyorum ya bir kere. Ulan onu da yemedik demeyiz bari. Kuşadası'nda yok bu arada. Yiyecektik be. Aa. Kuşadası'nda yok kanka şırdancı. Didim'de vardı. Arkadaşlar şu anda Los Angeles'ta bir mezarlıktayız. Türkiye'de mezarlık yok.
Dionysus. Demezler hatırlatıyor. Yerde mezarlar var ama enteresanıma giden duvarda da mezarlar var. Şimdi oraya gidiyoruz. Gelin. Yani duvarın içine mi gömmüşler? Evet. Ha, herhalde açılıyor. Aa, nasıl oluyor lan? O ne ya harbi? E tamam, doğru işte. Morg gibi düşün kanka. Açıyorlar orayı. Kapatıyorlar. Üzerini de bir daha açılmaması için şey yapıyorlar. Fayans. Yani alttan yani kazmıyorlar. Evet, duvarın içinden kazıyorlar. Duvarı şey aşağıya gibi düşün. Aynen. Evet. Toprak gibi düşün. Duvarı kazıyorlar. Toprağı kazmıyorlar. Geldik. Bu da mesela olması yani bir şey fark ettirmiyor ki. Garip değil. Bize enteresan gelen bölüme. Burası duvar tipi mezarlıklar. Duvar burada tipi. Yakılarak koyuyorlar. Burada da tabutlar. Yakılarak evet. Dikine koyuyorlar. Yer tipi olanlar 200 bin dolar civarıyken. Ne? Ne? 200 bin dolar mı? Oğlum Amerika'da ölünmez lan. Buradakiler 50 bin dolar civarı. Aslında bu da bize nasıl şunu gösteriyor. Dünyada kapladığınız yer kadar değeriniz var. Bir enteresan bilgi daha vereceğim. Oğlum 200 bin dolar buna vereceğime. Rusya'da 36 bin dolara geçen bakmıştık ya dostlar. 36 bin dolara bütün vücudunuzu dondurabiliyorsunuz. Yukarıdan yani aşağı doğru indikçe. Abi ölmek bile parayla olmuş be. Kanka öldükten sonra senin için çok bir anlamı yok yani. Cesedin sokakta yani kalsa bile muhtemelen hissetmeyeceğin için umurunda olmaması gerekiyor. Bana ne lan, sevdiklerim düşünsün. Bize ne oğlum? Olay pahalaşıyor. Neden? Çünkü dokunabiliyorsunuz. Yerdekine de dokunabiliyorsun. Ya abi fayansa dokundum yani. Fayansa dokunuyorsun. Evet. Hep dokun. Gördüğünüz gibi burada çiçek de var. Çiçek de koymuşlar. Bakıyorum enteresan bir şeyler var mı diye. Yukarıda çiçekler var. Çiçekler. Evet gördüm. Çok merak ediyorum mesela. Dokunabiliyorsunuz dedi Hayrettin. Peki benim atıyorum Allah korusun, babadan anneden örnek vermeyeyim. Sevdiğim bir insan öldü ve ona dokunmak istiyorum. Ama sevdiğim insanın duvarı 10 metre. Yanımda gerçekten ona dokunmak için, yani fayansa dokunmak için yanımda 10 metrelik bir merdiven mi götürmem gerekiyor? Evet, üsttekiler de ondan daha ucuzmuş işte. Bir de şöyle bir şey düşün kanka. Hadi farz edelim 10 metrelik bir merdiveni buldun diyelim. Sevdiğin insana dokunmak için merdivene çıktın ve düşüp sen de öldün. Saçma bir senaryo lan bu. Kanka olabilir ama. Gerçekten olabilir. Gördüğünüz gibi buraya bagetle bırakmışlar. Şöyle ben de koyayım. Büyük ihtimalle Baderich baterismiş. Evet, mezarlıkları gezerken gözüme çok enteresan biri çarptı. Marilyn Monroe. Evet, onun da mezarı. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe'nun ki biraz şey böyle. Marilyn Monroe'yu tanımıyor musun oğlum? Ya biliyorum da burada mıymış cidden? Ha, ben de bilmiyordum orada olduğunu. Los Angeles'ta. Marilyn Monroe'ya dokunmak paralıdır bence ya. Ama enteresan bir şey söyleyeceğim yani. Marilyn Monroe niye duvar tipi mezar yapmışlar? Bunu hiç anlamış değilim. Acaba parası mı yoktu falan diyeceğim ama. Acaba parası mı? Yanında Hugh Hefner. Yani Playboy'un sahibi. Aralarında acaba bir şey mi var diye düşünmeden edemiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi kendisi 2017 yılında vefat etmiş. Aynen. Ve Marilyn Monroe'nun yanında yatabilmek için 2017'ye kadar burayı boş bıraktırmış. Evet arkadaşlar, bu mezarlıklarda Marilyn Monroe'nun dışında birçok ünlü isim var. Ünlü isim mezarı var ama... Tamam. Buraları geçelim. Ya şu videoyu izleyelim. Ben bunu daha çok...